arkadaşlar ben Gökhan. Bugün kör mimari facialara bakacağız. Pardon, kör mimarlara bakacağız. Mühendislik harikaları. Kanalda en sevilen içeriklerden biri olan kör mimari facialarının yeni bir bölümü. Instagram hesabımı takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Şimdi laf uzatmadan gelin. Kusura bakmayın, tükürdüm. İlk faciamız görüyorsunuz. İçtenlik, samimiyet. Aynı anda duş alabiliyorsunuz, elinizi yıkayabiliyorsunuz, sıçabiliyorsunuz. Ha bu arada şöyle bir şey de var, daha tam yapılmamış olabilir, daha tam hazır değil yani. Misafirliğe geldiğim köydeki tuvalet. O sıra ağaç. Ben yapacağım dışına ama. Bak peçete de koymuşlar böyle büyük boy. Sifon da şey, yağmur duası. Ya bir şey soruyorum, ağacı nasıl ikna ettiniz amına? Bu arada eskiden tuvaletler dışarıda olurmuş. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yap. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar, böyle bir şeyle karşılaşsanız ne yapardınız? Yüzerdim. Okay. Allah aşkına. Burayı Netflix'e kiralasınlar. Çok güzel korku filmi çekilir. Videonun kokusu var. Kadıköy'de bunun 20 bin lira kirası var. Hayır, hayır. İşte bunlar hep Muhteşem Yüzyıl dizisinin etkileri. Vergi nedir, nasıl? Beğenmiyorum arkadaşlar. Ben altı baraklı yaraklı şeyler beğenmiyorum yani, kusura. Burada tam olarak facia ne? Inception merdivenler. Oğlum aşağı inme, yukarı çık. Aşağı inmek için merdiven çıkıyoruz ama. Bazen ışığı bulmak için karanlığa dokunman gerek. Ne alakam? Kötekli 0 artı 0 daire 1500 lira. Ye iç sıç. Ha şimdi şey de yapabilirsin. Sıçarken süt taşıyor mu falan diye bakabilirsin. Ya çok mu komik lan? Ne bileyim lan. Yani gerçekten. Savaş oyunundaki evler bile daha güzel. Şişli merkeze yakın bir oda hol masraflı 2000 TL kira. 2000 TL kiramız gördüğünüz gibi arkadaşlar. 2000 TL'li kiralık evimiz. Muazzam. Bu ne abi ya? Yatağı künefe zannettim. Yıl 3022. Tabi o zamanlar klozet falan yok. Hayret arkadaş şey şarkısı yok. Bu binayı yapan usta inşallah. Neyse biz ekleyelim onu. Size şimdi çok garip, yani belki de görmediğiniz bir şey göstereceğim. Evet. Arkadaşıma gelmiştim. Bu kadar güldüğüne... Burası da tuvalet. Benim lavabo. Yılın yılı lavabo. Ayrıca bunu yapan müteahhit her evi düşünmüş. Her evin balkonunda mutlaka bir tane tuvaletim. İşte aradığım konfor. Hem açık alan hem de manzaralı. Şimdi orada bir otele geldik. Yorgunluk halde. Gördünüz biraz biraz kiloluyum. Ne çıkacak merak ediyorum. Kapıyı açtım. Kapı burada son. Tamam girin dedim içeri. Girme şansım hiç yok. Kapı son. Arkama duşta kabin var gördüğünüz gibi. What the fuck? Şimdi şöyle içiyorum burada. Buradan yine sığamıyorum. Buradan. En son şöyle yapıyorum. Şöyle karnımı içeri, kollarımı havaya kaldırıp şöyle. Şöyle yine burada içeri kendimi atıyorum. Uzaktan eğitim. Ne var arkasında hala merak ediyorum. Her şey lavabo var. Yapsın, ne yapacağız işte. Adam da çok sakin anlatıyor. Şimdi gel gel. Şuradan çeker misin? Gel gel. Alanya Mahmutlar'da satılık 2 artı 1 daire. Allah'ım ya. 3500 lira mı? Satılık mı? Evet. Balkonlu ev ama balkona gidiş yok. Bir de bir şey soracağım. Çiçekleri kim suluyor? Yani şuradan mı iletim yapılıyor? Pencereden veya pencereden atlanılıyor. Evet. İşte anladığım banyo. Siz hayatınızda banyo yapan klozet gördünüz mü? Evet. Buradaki hatamız... Say say bitmez. Duyuru. Bina sakinleri herkes kendisi çöpünü atacaktır. Ayrıca herkes çocuğunu uyarsın. Garaja büyük çişini yapıyorlar yönetici. Büyük çişini. Büyük çişini. Hüseyin Şahin. Niye o kadar güldüm bilmiyorum. Hüseyin Şahin'i sinirlendirmeyin. Bu ne? Bu binayı yapan... Evet arkadaşlar görüyorsunuz, açıklama sizde. Lan kayıp balık Milka. Ya boğayım ama yükselenin balık. Nirvana'dan Kaş Ahatlı köyünde satılık müstakil ev ve arazisi. Oo. 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 Evde cin olmama ihtimali sıfır. Hanımımın halasında banyoya girdim. Herkes bu görüntüye normal davranıyor. Samimiyetimle soruyorum, normal mi? Samimiyetimle cevaplıyorum, normal değil. Ya bana da saçma geliyor ama normal davrananlar var. Yeter bak. Bunu her gördüğümde aşkım orası değil esprisi yapasım geliyor da zor tutuyorum. Aşkım orası değil de karşımıza böyle bir ev bulunuyor arkadaşlar. Yani siyasi görüşün evi var. Allah kahretsin, bu ne? Asimetrik mimariyi yanlış anlamışlar. Başım döndü. Abi böyle detaylara bayılırım. Detaylar muhteşem. Bayılıyorum abi. Aslan ağzından su iletiyor. Bunu uzaylılar yapmış. Ebubekir Sıddık baskete yazıldı. Van Belediyesi Kent Ormanı 2011. Evet, sade. Gözü yormayan bir orman. Salona gidene kadar canım sıkılıyor, paten mi alsak? 10 numara bir. Evet, burası giriş, burası koridor, burası da koridor. Evet. Burası da koridor. Oha! Burası da koridor. Oha! Hugo oyunu gibi amına. Evimiz, iki oda bir koridor. Evden çıkacağınız zaman taksiyi eve çağırmamız lazım. İzlerken ruhum daraldı. Tarafını seç. Klozet mi? Alaturka mı? Bence Alaturka. Hem sağlıklı hem hijyenik. Bu şekilde ev döşemesi yapan kadınlar nasıl olduğunu anlamadığım şekilde mutlu evlilik geçiyorlar. Abi bu ne ya? Gözüm yoruldu abi. Nasıl bunların gözü yorulmuyor? Anlamadım ki. Bunlardaki göz farklı bir göz mü? Kobra Murat'ın evi. Uzaktan eğitimli müteahhit olmuşsundur. Kiralık ev bakıyorsun. Tamam, çok güzel. Her şeyi anladım.
Abi bu ne? Burada ne olacak? Ben onu anlamadım yani. Striptiz mi yapacağız bunun etrafında? Döneceğiz mi yani? Ya kızım iç mimarım diyorum. Neden inanmıyorsun? Abi ben bunu da gerçekte gördüm ya. Var öyle musluklar. Bu ne lan? Aşırı kötü, hiç beğenmedim. Dislike. Her neyse. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu videoda enerjim biraz düşük olabilir. Çünkü birazcık böyle çıtırından böyle bir hastayım. Yandaki videoma tıkarak önceki videoda girmeyi, buradan da kanalıma abone olursanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Gerçek hayatta mimari facialar yaşamamanız dileğiyle.